Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi villalar bölgesinde 200 metrekare arsa içinde havuzlu, otoparklı, güzel, müstakil bir villanın tanıtımına geldim. Bitişik nizam ama yan arsayla bitişik nizam. Yani 200 metrekare arsa içinde tek villa arkadaşlar. Fiyatı 5.250.000 TL. Bence alınabilecek rakamlar bunlar arkadaşlar. Didim'de villalar bölgesinde bu tarz bir villa şu anda 5.250.000'den fazla. Yani bu emsallerine göre uygun fiyata satılıp kaçırılmayacak bir fırsat diyebilirim. Zaten siz de biliyorsunuz Didim her gün prim yapan bir bölge. Gün geçtikçe fiyatlar yükseliyor. Eski videolarımıza bakabilirsiniz. Fiyatlar eskiden nasıldı, şu an nasıl? Bir yıl önceki videolarımızı inceleyin arkadaşlar. Fiyatlar gerçekten şimdiye göre çok düşük. Ama bu böyle kalmayacak. Seneye şu an çektiğimiz videolar daha ucuz olacak. O yüzden kaçırmayın derim. Gelelim villaya tekrardan. Dış cephe renklerimiz antresit gri ve beyaz renk. Orta katta patlatma taş mantolama çalışması yapılmış. Havuzlu, otoparklı. Dediğim gibi havuz alanı burası. Burada güzel bir havuzumuz var. Bence bu villanın kullanımı için ideal bir büyüklükte. Çok küçük de bir havuzumuz yok. Çok büyük de bir havuzumuz yok. Başında şelalemiz var. Merdivenimiz bu tarafta. Şelalemiz şu tarafta. Aynen. Duvar içinde gömme bir şelalemiz var. Havuzla salon alanında da ufak bir teras alanı bırakılmış. Siz buraya şezlonglarınızı da atıp bir güneşlenme alanı da yaratabilirsiniz. Duvar üstü korkuluklarımız var. Duvar üstü aydınlatmalarımız var. Burası araç otoparkımız. Bir araç rahatlıkla sığar buraya. Tabii ki arabalarınız biraz küçükse iki tane de sığdırabilirsiniz. Şöyle sürgülü bir araç giriş kapımız var. Yavaş yavaş arka bahçeye doğru gidelim. Daha sonra içeriye gelelim. Villanın temel oturumu 60 metrekare arkadaşlar. 3 katlı triplex bir villa. Güzel peyzaj çalışmamız yapılmış. L şeklinde dönen bir peyzaj alanımız var. Arka bahçeye geldiğimizde yine ön cephe, yani ön cephedeki bahçe kadar olmasa da burada da güzel bir bahçe alanımız var. Peyzaj çalışmamız güzel bir şekilde yapılmış. Burada bir de pergülemiz var. Yani çelik kapının olduğu bölgede bir şapka yapılmış, pergüle yapılmış. Yağmurdan korunmak için burada ayakkabılarınızı çıkartıp giyerken güzel bir avantajlı hale getirmişler. Siz dilerseniz bunun etrafını camla da kapatabilirsiniz. Daha kullanışlı bir hale gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir tane de korkuluğumuz var. Tamamen ağır, kaliteli. Bu da ekstra bir avantaj. Maliyetten kaçmak için siz dilerseniz sineklik de takabilirsiniz. Tamamen tercih sizlere ait. Şöyle gel villaya. Villanın içine girdiğimizde hemen bizi bir açık mutfak salon karşılıyor ama gayet büyük bir salonumuz ve mutfağımız var arkadaşlar. Dediğim gibi 60 metrekare temel oturumu var. 200 metre arsamız vardı. Geldik mutfak alanına. Burada L şeklinde dönen bir mutfağımız var. Ahşap renkleri ve beyaz renklerde yapılmış. Granitimiz de yine beyaz renk. Burada bir tane servis penceremiz var. Hepsi tamamen otomatik panjurlu. Pencerelerin ve sürgülü kapıların hepsi otomatik panjurlu. Ayrıca mutfak dolaplarımız buraya kadar geliyor. Yani kapının üstünde de yapılması gerçekten güzel bir estetik sağlamış bizlere. Şuna dikkat ettim. Mutfak şu beyaz olan bölümler biraz yüksek. Benim de boyum kısa, benim de boyum yetmiyor. Zaten çoğu kişininki yetmeyecektir. Yani açmaya yetse de kapatmaya yetmeyecektir. Bunlara ekstra bir çekme ipi takılabilir. O konuda bir eksikliği var tabii ki. Ama şöyle genel olarak baktığımızda güzel bir mutfak. Renkleri de çok güzel yapılmış. Kullanışı büyük de bir mutfak. Şurada bir banyo lavabomuz var. Önce salon alanına gelelim. Salon alanı çok büyük arkadaşlar. Çok büyük. Şöyle hemen ölçülerine bakacağım. Sadece salon olarak kullanabileceğimiz alana bakacağım önce. Mutfak olarak değil de sadece salon olarak kullanacağımız alan gerçekten ideal bir büyüklükte. Şuradan alamadık, tekrar alalım. Aynen. 6.20'ye 6.30. Ölçülerimiz güzel. Yerler seramik. Güzel de bir aydınlatmamız var. Sadece beyaz spot led aydınlatma. İki tane şöyle gün ışığını içeri alan penceremiz var. Açılır kapanır değil. Televizyon ünitemiz burada. Burası da yine mutfak dolaplarıyla aynı renklerde tasarlanmış. Bunlar ekstra avantajlardır. Yani villalarda böyle çok şeyleri görmeyiz. Bunlar aldığınız zaman tekrar masraf etmeyeceğiniz şeyler. Kalitesi de gayet iyi. Uzun yıllar gidecek bir televizyon ünitesidir.
Yani burayı aldığınız zaman uzun yıllar bir tadilat ihtiyacınız olmayacak. Burada da bahçe alanına, havuz alanına açılan bir sürgülü kapımız var. Yine otomatik panjurlu. Güzel bir salon diyebilirim metrekare olarak. Çok güzel kat kalorifer sistemimiz var. Ekstra olarak şöyle döner misin? Merdiven altı hem çirkin görüntüyü gidermek amaçlı hem de ekstra alan çıkartabilmek için güzel bir şöyle kiler alanı oluşturulmuş. Siz dilerseniz burayı bir kuru gıda alanı da yapabilirsiniz. Mutfak yakın olduğu için. Burayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada da yine fotoğraflık veya çiçeklik olarak kullanabilirsiniz. Şöyle bir salon alanına baktığımızda gerek televizyon ünitesi olsun, gerek merdiven altındaki şu marangoz çalışması, mutfak dolaplarının renkleri hepsi tamamen birbirine uyumlu. Sırıtan renkler değil, hep ahşap renkler ve beyaz renkleri kullanılmış. Bu gerçekten göze hitap eden renkler, yani göze hitap eden çalışmalar. Burada bir tane de banyo lavabomuz var. Genelde villalarda giriş katta sadece lavabo olur. Banyo ekstra eklenmez. Bu villada dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi, bir de orada banyomuzun olması ve merdiven altı olmaması, basık olmaması. Bu konuda gerçekten müşterilerimiz çok yorumda yazıyor, çok eleştiri de yapıyor. Genelde villalarda merdiven altını banyo, lavabo yaptıkları için. Burada öyle bir sorunuz yok. Tamamen normal bir banyo lavabomuz var, basık bir. Gelelim üst kattaki ilk yatak odasına. Ebeveyn odası burası. Ölçüleri çok güzel. Büyük, ebeveyn banyolu bir oda. Çift kişilik, işte dediğim gibi. Bir tane Fransız balkonumuz var. Bir tane sadece bu odaya özel bir balkonumuz var. Sadece yatak odası olarak kullanabileceğiniz alan. Bu alan hariç, arkamdaki alan hariç ölçüleri 4.60'a 3.80. Güzel bir ölçümüz var. Aydınlatmamız yine spot, sadece beyaz led aydınlatma. Şöyle otomatik panjurunu da göstereyim. Şöyle yarıda bırakmışız zaten. Tamamen elektrikli otomatik panjur. Manuel tam otomatik, yani bir kere basmanız yetmiyor. Şöyle başında beklememiz gerekiyor. Gelelim. Burada da bir tane elbise dolabımız var. Bu da gömme olarak ekstra yapılmış bir özellik. Çoğu villada yoktur. Sadece birkaç villada var. Zaten tanıttığımız villalarda bunları ekstra olarak belirtiyoruz. Bir tane ebeveyn banyomuz var. Orayı da göster. Banyo lavaboda kullanılan renk tonları, banyo dolapları genelde aynı. Aynı şekilde dizayn edilmiş. Burada bir tane de sadece bu odaya özel balkonumuz var. Havuz alanına bakıyor, otopark alanına bakıyor. Hava da bugün yine dediğinde çok güzel. Bakmayın montla sabah çıktım. Sabah soğuktu ama şu an sıcaklıyorum aslında. Videodan sonra çıkartacağız. Patlatma taş montlamamız da bu oluyor arkadaşlar. Bu hem ısı yalıtım hem de uzun ömür gitmesi açısından güzel bir montlama sistemidir. Sizlere uzun yıllar bir tadilat ihtiyacı çıkartmayacaktır. Genelde boya yapılan yerlerde boyalar birkaç sene sonra atıyor. Gelen müşterilerimiz, alan müşterilerimiz birkaç yıl sonra dışarıyı boyatmak zorunda kalıyor. Taş patlatmada böyle bir sıkıntı olmayacaktır. Gelelim bir diğer yatak odası burası. Burada yine çift kişilik bir yatak odası olarak değerlendirebilirsiniz. Burası da ebeveyn banyolu. Sadece yatak odası, yine bu alan hariç, 4x2.60 ölçülerine sahip. Çift kişilik yatak, makyaj masası, elbise dolabı rahatlıkla sığar. İki tane penceremiz var. Biri orada, bir tane de burada penceremiz var. Bunlar yine otomatik panjurlu. Kat kalorifer sistemimiz var. Bir tane de burada yine ebeveyn banyomuz var. Banyo lavabo. Orayı da göster. Yavaş yavaş üst kata doğru çıkalım. Bence arkadaşlar ilanlara bakıyorsanız birçok villadan ekstra özelliğe sahip bir villa burası. Gerek 200 metrekare arsa içinde tek olması, gerek çift ebeveyn banyolu olması, zaten salonun büyük olması bizim için güzel bir avantaj. Zaten terasa bayılacaksınız, terasımız çok güzel. Bu katta bir yatak odası var, bir tane de banyo lavabo var. Ortak kullanım diyebilirim ama arkadaşlar şöyle diyeyim, 3 oda 1 salon zaten. Toplamda evde 4 banyo 4 lavabo var. O yüzden yani her odanın kendine özel bir banyo lavabosu var diyebilirim. Burası da en büyük banyo lavabo. Çamaşır makinesini de buraya kurabilirsiniz. Terasın olduğu katta olması bizim için avantaj. Terasta elbiseleri kurutacak olan varsa burayı tercih edebilir. Yine dizayn olarak diğerleri de aynı. Bu da diğer banyo lavabolarda da vardı değil mi? En altta vardı. En altta vardı. İçinde lambası, yani ışığı olan banyo aynaları kullanılmış.
Gelelim son yatak odasına. Burası da büyük bir yatak odası yine. Ebeveyn odası olarak da kullanılabilir. Dediğim gibi bu katta sadece bir tane oda var. Banyo lavabo da bir tane olduğu için buraya ait diyebiliriz. 4'e 4.75 pardon. Buranın ölçüleri 4'e 4.75. Buranın bir tane Fransız balkonu var. Terasa açılan bir sürgülü kapımız var. Televizyon skart girişimiz burada. Basık değil. En dip noktası burası arkadaşlar. Aydınlatmamız spot led aydınlatma. Gördüğünüz gibi. Burası da yerler yine 60'a 120 seramik. Evde tamamen seramik. Laminat zemin yok. Bu da bence villa alıyorsanız bence seramik olması daha iyi. Özellikle yazın gelecekseniz zaten laminata gerek duymayacaksınızdır. Geldik teras alanına. Bahsettiğim teras alanı burası. Gerçekten villanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Boydan boya büyük bir terasımız var. Yine içeride kullanılan seramiklerin aynısı burada da kullanılmış. Korkuluklarımız var. Pergülemiz yapılmış. Aydınlatma yani ışıklandırılması yapılmış. Bu ekstra bir masraftır arkadaşlar. Normalde ekstra bir masraftır. Şu anda deniz manzaramız da varmış şu anda. Selahattin çekiyor, söylüyor. Deniz manzaramız da var. Normalde arkadaşlar açık teraslı yerlerde böyle büyük bir terası kapatmak isterseniz size ekstra olacak masraf yaklaşık 100 bin lira. Yani diyebilirim bu tarz bir kapatacaksanız. Çünkü alçıpanla kapatılmış, aydınlatması yapılmış. Burada da bir gemici penceremiz, kapımız var çatıya çıkan. Burada da bir mutfak alanı bırakılmış. Mutfak tesisatları, prizler bırakılmış, aydınlatması bırakılmış. Siz buraya gömme alana bir mutfak yapabilirsiniz. Terasta çok işinize yarayacaktır bu. Bunu zaten çoğu terasta bırakılıyor ekstra olarak ama buranınki gömme olarak bırakılması daha hoş olmuş. En çok hoşuma giden mutfak yeri bence teraslarda. Çok şey olmuş ya, kullanışlı. Aynen yani tam mutfak için hazırlanmış gibi sanki orası. Alta inmeyecekler, direkt hemen burada. Tabii ki. Burada terasta yemek yiyecekseniz veya bir mangal yapacaksanız buradaki mutfağı kullanabilirsiniz. Yani zaten barbekü olsa güzel olur. Tabii ki barbekü yapılması lazım ama o bayağı bir masraf çıkartır bu bence. Bu şey de olabilir. Şimdi ayaklı barbekü çünkü rüzgarın önemli. Aynen değil. O olabilir ama örme barbekü terası yine delmeleri lazım. Yani pergüleyi delmeleri lazım. Dıştan ya onu tabii ustayla konuşmak lazım. Biz bilemeyiz. Yani yaptırılabilir ama arkadaşlar aldıktan sonra ufak tefek oynamaları yaptırılabilir. Bunlar olabilir. Normal şeyler. Ufak bir özet geçelim. Dedim Efeler Mahallesi villalar bölgesindeyiz. 200 metrekare arsa içinde 3+1 çift ebeveyn banyosu olan güzel bir villa tanıttım. Triplex temel oturumu 60 metrekare havuzlu otoparklı. Fiyatı da 5.250.000 TL. Şu anda çevrede emsal fiyatlar 5.5-6 civarlarında. Yani 5.5 en düşükleri. Hatta bu emsallerin en ucuzu diyebilirim bence. Bu bölgedeki en ucuz 5.250. Sıfır yapı olarak. Yanı 6. Bunun yan tarafındaki villa 6 milyon. Sıfır yapı olarak tabii arkadaşlar. Yani burada 4.5 milyona da villa vardır. Ama 10 yıllık, 15 yıllık aldığınız zaman 500 bin lira, 700 bin lira bir tadilat yapacağınız villalar bunlar. Burayı aldığınız zaman ekstra bir masraf yapmadan temizliğinizi yapıp eşyalarınızı yerleştirip direkt oturmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi buraya gelip yerinde ziyaret etmek isterseniz veya daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Önünden bahsettik mi? Yol geçiyor. Yola cepheli zaten. Ana yol bir de burası. Ara yolda değil yani ara sokaklı değil. Hemen önümüzdeki yol ana yolu. Bir daralma olmayacak. Yola terkleri yapılmış. Yolun tam metresini bilmiyorum ama yola terkleri yapılmış. Karşıdaki duvarı göstersene villanın villaların duvarını. Önümüzde bir site var. Sitenin duvarlarına kadar boş alan. Yani önünüz asla kapanmayacak. Bu boş alan her zaman burada var olacak. Asla kapanmayacak arkadaşlar. Çünkü yola terkleri yapılmış. Tamamen imarlı bölgedeyiz. Ön tarafımız park. Yoldan sonramız park. Tamamen kullanışlı güzel bir villa. Görüşmek üzere.